Spor dostluktur, kardeşliktir. Eğitim Birsem, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği ile birlikte eğitim çalışmalarımız arasında bu sene üçüncüsünü organize ettiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü spor şöleni ve voleybol turnuvası düzenlenen üçüncülük ve dördüncülük maçında Linyit Ortaokulu'nun üçüncülüğü ve Mimar Sinan Ortaokulu'nun ise dördüncülüğü ile sonuçlandı. Kıyasıya mücadele ile başlayan final maçında ise ilk set karşılıklı servislerle izleyicilere tam bir şölen havası yaşattı. Final maçı Şehitler Ortaokulu'nun ikinciliği ile tamamlanırken Kütahya Spor Lisesi turnuvanın şampiyonu oldu. 25 takımla gerçekleşen 24 Kasım Öğretmenler Günü spor şöleni ve voleybol turnuvasına 300 öğretmen ve eğitim çalışanımız katıldı. Maçlar sonrası ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine Kütahya Eğitim Birsen Birnoğlu Şube Başkanı Fatih Köse ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Kamil Uçan, Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Gölgeli, Türkiye Voleybol Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Demir, Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul yöneticilerimiz, eğitimcilerimiz ve pek çok sporsever katıldı. Turnuva sürecinde dikkatleri üzerine çeken bazı öğretmenlerimiz bireysel ödüller de aldılar. Turnuvanın en iyi pasörü ödülünü Linyit Ortaokulu'ndan Aydın Aytekin, Kütahya Spor Lisesi'nden Orçun Kazak aldı. Turnuvanın en iyi savunma yapan oyuncusu ödülünü Kütahya Spor Lisesi'nden Hakan Karaoğlan aldı. Turnuvanın en iyi servis atan oyuncusu ödülünü Şehitler Ortaokulu'ndan Cuma Sonyürek aldı. Turnuvanın en iyi smaçörü ödülünü Mimar Sinan Ortaokulu'ndan Harun Yaman ve Kütahya Spor Lisesi'nden Mustafa Demir aldı. Turnuvanın en iyi blok yapan oyuncusu ödülünü Linyit Ortaokulu'ndan Selim Kuz Malko Çıldırım aldı. Turnuvanın en değerli centilmen oyuncuları ise Şehitler Ortaokulu'ndan Serdar Binarbaşı, Soner Ceylan ve Saka İlkokulu'ndan Hasan Aydın oldu. Turnuva hakkında açıklama yapan Eğitim Birsen Kütahya Birnoğlu Şube Başkanı Fatih Köse şunları söyledi. Türkümüz dünyayı kardeş birlerdir, gökleri insanın ortak tarlası diyerek her bir vesileyi kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize vesile olması için gayret gösteriyoruz. Yine bu kardeşliğimizi pekiştirecek, eğitim çalışanları arasında dayanışmayı artıracak ve sorunların çözümünde bize çok faydalı olacak bir etkinlik, bir spor faaliyetiyle eğitim çalışanlarımızın kaynaşmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün 29 Kasım 2019, 1 Kasım'da başlayan ve 56 maç sonunda finale kadar uzanan bir spor müsabakaları neticesinde bugün final akşamındayız. Bugün itibariyle şampiyonumuz belirlenecek ama bizim için asıl olan burada bu etkinliğe katılan tüm arkadaşlarımızın birbirleriyle dayanışma içerisinde hareket edebilmelerini sağlamaktı. Biz buna katkı sunduğumuza inanıyoruz. Bu organizasyonun paydaşları var. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize salonunu açtı ve onlarla birlikte 3 yıldır bu faaliyeti yürütüyoruz. Yine aynı şekilde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bu organizasyonda bizim paydaşımız. Yine Voleybol Federasyonu İl Temsilciliğimiz yine bizim bu alanda, bu organizasyonda en büyük destekçilerimizden. Ben müsabakalara katılan tüm sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Onlar için güzel bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Eğitim çalışanlarımız için de güzel bir faaliyet oldu. Bu akşam baktığımızda salonda ailelerimizle birlikte hepimiz buradayız. Dolayısıyla bizler için mutluluk verici bir hadise. Ve tekrarını da inşallah bundan sonraki yıllarda yapmayı arzu ediyoruz. Peki amaç nedir burada hocam? Amacımız hem bir taraftan sağlıklı bir yaşam için sporun önemini kavratmak, insanlar arasında hangi yaşta olursa olsun tüm eğitim çalışanları arasında sporu yaygınlaştırmak ve sporun dostluğa, kardeşliğe, birlikte iş yapma becerisine olan katkısını eğitim camiamıza sağlanması amacımız bu. Evet. Kaç takım katıldı bir aylık süreçte? Evet, bir aylık süreçte 56 müsabakada 25 takımımız mücadele ettiler. Her biri alın teri döktüler. Ben hepsini de tebrik ediyorum. Bundan sonra da devam edecek mi? Bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdik. Biliyorsunuz sadece sportif faaliyetler değil, kitap okuma faaliyetleri gibi değişik faaliyetlerle biz, kulüp organizasyonları gibi değişik faaliyetlerle biz eğitim çalışanlarımızın daima yanında olmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Sportif faaliyetlerimiz devam edecek. Hanım kardeşlerimiz için de farklı etkinlikler planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte satranç turnuvası ile yine bir faaliyetimizi daha gerçekleştirmiş olacağız.